Herkese merhaba, ben Yücel. Bu videoda Edelkron Head Plus ve Slider Set ile kullanılan Dolly In Out hareketlerinde sequencer modunu kullanarak nesnenin mükemmel netlik ile takip edilmesini sağlama konusunda konuşacağız. Edelkron Focus Plus Pro, önceki nesli olan Focus modülden farklı olarak kablosuz ve bağımsız çalışabilen bir yapıya sahip. Cihaz bağlı olduğu diğer motorize modüller ile kablosuz olarak haberleşiyor ve Canon LPE6 tipi batarya kullanıyor. Tabii ki diğer modüllerde olduğu gibi adaptörle kullanmak da mümkün. Bugün sizlere bahsetmek istediğim konu ise önceden tanımlı bir lensiniz olsa bile Dolly In ve Out hareketlerinde Edelkron'un slider seti, parallax ya da arc kullanımın aksine mükemmel netlikte çalışmayabiliyor ya da açı aşırttığımız için özellikle target modunda hiç çalışmayabiliyor. Tam bu noktada tıpkı video düzenleme yazılımlarında olduğu gibi key pose noktalarını ve sequencer modunu kullanarak hareketi aslında keyframe vermek gibi bir mantıkla çalışarak sorunu aşabiliyoruz. Biraz cihazın üzerinde bahsedeyim bu konudan isterseniz. Konuyu kabaca cihazın üzerine anlatmam gerekirse, Edelkron Slider Plus, Head Plus ve Focus Plus Pro'nun çalışma şekli, target modundan yola çıkacak olursak, target modunda açıları hesaplayarak aslında lensin tanıdığı, daha doğrusu sistemin tanıdığı lensin uzaklığını hesaplayarak fokusu oturttuğunu biliyoruz. Dolayısıyla Dolly In ve Out yaparken lensin herhangi bir açısını hesaplayamadığı için, daha doğrusu hareketin herhangi bir açısını hesaplayamadığı için uzaklığı ölçümleyemiyor ve target'ı kaydetmiyor. Bunu key pose'da kullandığımız zaman da lensin focus range'i farklı aralıklarda, farklı zamanlarda, farklı uzaklıklarda doğru pozisyonda olmayabiliyor netlik aralığı. Yani atıyorum bu bir noktasında doğru kalkıyor, geliyor ortaya ve ortada bozulduğunu gözlemliyoruz. Sona geldiğimizde netliğin oturduğunu görüyoruz. Bizim kabaca yaptığımız şey aslında 1 ve 2 noktası arasındaki fokus tutarsızlığını ara noktalara bölerek sequencer modunda kullanarak o fokusun tutarlılığını ve devamını sağlayabiliyor olmak. Bu şekilde sorunu çözmüş oluyoruz. Şimdi dilerseniz iki farklı key pose'a yani iki farklı pozisyonumuzu kaydedip hareketi kayda aldıktan sonra netlik ile ilgili problemi size görselleştirmeye çalışayım. Yaşadığımız sorun lensin netlik aralığının çok geniş olmasından kaynaklı, iki netlik aralığında doğru zamanda, doğru pozisyonda olmamasından kaynaklı bir sorun. Şimdi cihazı kullananlar ve tanıyanlar target modu ile neden çalışmadık diye sorabilir. Tam bu noktada target modunda Dolly In Out gibi hareketler sistemin açı ile hesap yapabilmesine olanak sağlamadığı için, açı aşırtma yaptığımız için hata verip target kaydetme yapmadığını göreceksiniz. O nedenle key pose ve sequencer modundan faydalanarak problemi çözmüş olacağız. Kamera hareketinin başlayıp biteceği pozisyonları öncelikle başlangıç ve bitiş noktalarını belirledikten sonra hareketi uygulayıp netlik ve gerek duyuyorsanız pozisyon güncellemelerini ara noktalarını key pose olarak kaydediyoruz. Burada kilit nokta eğer netlik ve pozisyonda kararlı olmadığını düşündüğünüz pozisyonlar varsa ara key pozları yani ara pozisyonları arttırmalı ya da güncellemelisiniz. Böylelikle en temiz şekilde objeye yaklaşırken hassas netlik ve kafa hareketi yakalamış olacağız. Bahsetmiş olduğum ipucu aslında mekanik cihazların bile yazılımla nasıl iyileştirilebildiğine dair bir örnek ve sequencer modunu kullanabileceğimiz önemli senaryolardan biriydi. Video ve fotoğraf ekipmanları ile ilgili yeniliklerden haberdar olmak için lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.